uçak indi Razancığım, yürü. Telaşlanma Şükrücüğüm, daha pasaport işlemleri var. Öyle, bak şuradan görebiliriz, gel yürü. Müsaade eder misiniz efendim, yolcunuz taraf edersiniz. Sağ gözüm seyiriyor Şükrü. Ne demek? Ne bileyim, dün gece de hiç uyuyamadım zaten. Hadi hadi, düşünme öyle kötü şeyler. İnşallah ben yanılıyorumdur ama. Bozuldu bunların araları Osmanlı. Nereden çıkartıyorsun şimdi? Görürsün bak, temelli geldi bu kız. Yapma Nazan. Sen bir şey görebiliyor musun? Hayır Şükrücüğüm. Evet gel şöyle, bak çıkmaya başladılar, gel. Müsaadenizle. Gördüm işte Bilge. Bilge. Bilge, buradayız kızım. Telaşlanma. Bak Bilge geliyor işte. Hemen bir şey sormadım. Sormam. Bilge. Bilge. Gel bu taraftan. Anneciğim. Hoş geldin. Babacığım. Kızım konuşmuyorsun. Ne anlatayım babacığım? Çok heyecanlıyım. Bir şey duyduk. Ne anne? Hamilelik. Yok öyle bir şey anneciğim. Kim uyduruyor? Olsa niye saklasın Nazan? Bilge, Osman'ın işleri nasıl? Sağlanıyor baba. Yabancılara göre değil o işler. Olmuyorsa zorlamayın kızım. Dönmeyi düşünmüyor musunuz? Bilmem, düşünmüyor herhalde. Babanı belediyeye çağırmışlar Gül. 100 milyon ceza keseceklermiş. Vah canım vah. Yetmedi evinin yıkılması, bir de ceza. Ya kader. Kör olası yengeç, hep onun yüzünden. Lağım açmak için dinamit kullanıyor geri zekalı. Vallahi ucuz kurtuldular. Vallahi. Bu kız da güzel öttürüyor bunu. Üf, içim bayıldı. Fii. Ayla, bitti mi ders kızım? Biter mi anneciğim, otur. Aman. Kendi evimizde sürgün yaşıyoruz. Ne yapsın adamcağız kızım, yer dar. Ne yaparsa yapsın efendim. Hadi şimdilik havalar fena değil, idare ediyoruz. Kış gelince ne olacak? Temiz hava gibi var mı Sevim? Çıktı baykuş. Ayla Hanım. Maşallah dersler hızlı gidiyor bakıyorum. Flüt mü? Evet efendim, flüt. Bunun da bilmediği yok. Ayla, kiminle konuşuyorsun kızım sen? Sarhoş anneciğim. Ama yukarıdaki. Cafer. Bilgi mi geliyormuş bugün? Alana gittiler karşılamaya. Doğruymuş Sevim, kız geliyormuş. Bilgi mi? Aa, Şükrü Bey'in kızı. Duydunuz mu Sabri Bey? Bilgi geliyormuş, Bilgi. Ne yapalım efendim? Hoş geldi, sefa geldi. Allah Allah. Çalışıyoruz burada. Devam etsene evladım. Dararira. Çok önemliydi Şükrü Bey'in kızı. Psst, kes sesini sende. Atarım şimdi dışarıya. Allah Allah. Ne zararı var şimdi zavallı yavrucağın size? Ne diyor kızım o gene? Tonuş sokağa atacakmış. Elleri kırılsın inşallah. O da parmak kadar hayvanı çekemiyor ha. Hasta. Cafer. Şükrü Bey'in kızı kocasından mı boşanmış? Ne? Aa. Yok canım öyle bir şey. Boşanmış, ben duyarım. Benim adım Cemil. Aa, rezalet. Duydunuz mu Sabri Bey? Bilge kocasından ayrılmış. Ben ne yapabilirim efendim? Ayrılmışsa ayrılmış, Allah Allah. Oraya bak evladım, benim yüzümde yazmıyor. Oremi. Psst, kes sesini musibet. Sen çalmana bak evladım. Aferin. Geldiler. Sevim, Şükrü Bey'in kızı geldi, koş. Bilge geldi Sabri Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yardım et Cafer. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Kim geldi kızım? Şükrü Bey'in kızı anneciğim. En üst katta oturuyorlar ya. Gözünüz aydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Gelin mi geldi kızım? Gelin değil anneciğim, İsveç'e gitmişlerdi. Maşallah efendim, maşallah.
Kızım sen niye geliyorsun peşimden? O bizim komşumuz. Hadi sen çalmana bak. Do. Hani neredeler? İşte Sevim. Çekerim gözünüz aydın. Teşekkürler. Hadi baba geç kalma. Tamam tamam. Hadi Nazan. Güle güle. Damat nerede kızım? Damat yok anneciğim, yalnız gelmiş. Bilge Hanım, Temelli mi geldiniz, Temelli mi? Yok canım, 15 günlüğüne dönecek. Bir şey duyduk da. Cemil, girer misin içeri? Başladın yine münasebetsiz münasebetsiz konuşmaya. Sırası mı şimdi? Allah Allah, ne duymuş acaba? Nereden bileyim? Bırakın efendim münasebetsizliği, ne duyacak? Efendim kusura bakmayın, yardımcı olamıyorum. Öğrenci vardı içeride. Eksik olun, bakın siz dersinize. Özlemişim vallahi, operet sahnesi gibi. İsveç'ten kime gelin geldi dedin kızım? Abbas efendi, bana bir çay verebilir misin? Emrin olur bacım. Abbas bir çay da bana getir. Boğazım kurudu. Oturum tatı kafa hala içeride. Oturuyorlar müdürüm. Ne konuşuyorlar? Ben ne bilirim müdürüm, affedersin. Demet haber var mı Şükrü Beylerden? Yok henüz Ergun Bey. Ha, neler olmuş neler, haberimiz yok. Ne Abbas Bey? Laf dinleme oradan. Ne lafı müdürüm, affedersin. Bak şimdi. Bilge Hanım ayrılıyormuş kocasından. Ah kim söyledi? Bir şey söylemiyor lan ama kesin. Kavga etmişler. Belliydi böyle olacak kızım. Adam paralar döktü. Stüdyolar açtı. Bilge boşanıyormuş Osman'dan. Yok canım. Biraz tatsızlık olmuş ama. Ha, öyle bir şey duydum da yazık. Niye böyle geçimsiz oluyor şimdiki gençler yahu? Seviyorlar aslında birbirlerini canım. Sevgi etmez azizim. Saygı olacak karşılıklı. Öyle tabii. Bak bize. Ara sıra sürtüştüğünüz konular olur ama Allah için. Nimet de ben de birbirimizi kıracak hiçbir şey yapmayız. Eski kuşaklar başka. nasıl? Memnun mu Nimet Hanım tenisten? Çok. Sporun kötüsü olur mu Şevketçim? Keşke biz de yapabilsek. Mine de öyle diyor. Yapalım azizim, ben hazırım. İş dünyası artık golfte, teniste buluşuyor. Vah vah ya. Öyle bir şey varsa üzülürüm. Şükrüler de perişan olacak. Vallahi biz öyle bir şey duymadık. Olsa önce biz duyarız. Gel. Efendim Şükrü Bey geldiler. Oo, iyi insan lafının üstüne gelirmiş. Gözün aydın Şükrücüğüm. Teşekkür ederim, sağ olun. Kavuştun kızına. Kavuştum gel. Abi ya. Ne yaptın Hasan? Ağlamıştır görünce. Ağladı biraz tabii. Annem 5 kere telefon etti. Geldi mi gelmedi mi diye. Bir arada ver şu müjdeyi istersen. Ararım abi şimdi. Bir tatsızlık yok inşallah Şükrücüğüm. Ne gibi Raşit Bey? Bir şeyler duyduk da Osman'la kavga mı etmişler? Yok canım, kim söylüyor? O aman. Biz onların mutluluğunu isteriz Şükrücüğüm. Hadi sen şunu ara çabuk. Ararım abi. Gördün mü Şükrü Bey yüzünü? Gülüyor ama kan ağlıyor adamın içi. Kolay mı babalık? Yazıyorsunuz yine Ergun Bey. Yazıyorum ha. Ne yazıyorum acaba? Adam gayet neşeli canım. Neşeli. Sen bir de ona sor. Dikkat edin kızım, görün bunları. Yarın öbür gün evleneceksiniz. Öyle hevese kapılıp. Güvenilmez şimdiki erkeklere. İşte böyle yarı yolda bırakıverirler. Destur müdürüm, affedersin. Geç hadi geç. Dikkat et köpüğü kaçmasın. Ediyorum müdürüm, affedersin. Hah gidin. Şükrü Bey kahveniz geldi efendim. İyi günler. Evet, kime baktınız? Demet'e şunu verecektim. Hoş geldin Bülent. Hoş bulduk. Yabancı değil Ergun Bey, arkadaşım. Otursana. Yok, oturmayayım. Otur 2 dakika canım. Otursun da, burası bir iş yeri. Mesai saatlerinde. Çay içer misin? İçerim. Abbas efendi, bize 2 çay lütfen. Baş üstüne bacım. Babam hoş geldin. Hoş bulduk. Oh, öğrenci kantinde döndük. Ne var Ergun Bey? Arkadaşımızı şurada 2 dakika oturtamayacak mıyız artık?
Oturtamayacak mı affedersin? İşine bak sen, karışma her lafa, hadi. Otursun da kızım, patronlar burada. Tahta kafa takacak yer arıyor zaten, olmaz. Kafası kırılasıca. Of of, ne hallere düştük. Peynir ekmek. Yengen olsaydı şimdi 5 çeşit yemek sıralardı. Tertemiz ötüler. Bekarlık zor be amca. Zor ya. İyi yıkadı mı bunları, hayırsız? Yıkadım vallahi amca. Sus, yemin etme. Çarparım. 4 kere 8. 4 kere 8. Tüh, dumbal. Halisi olsaydı şimdi 1 kere de cevap vermiştir. Ben de veririm amca. 30. Çatlatma ağzını. Önünden ye. Başka kimleri gördün köyde? Zekeriya amca filan. Zekeriya amca geçen kış ölmüş. Ölmüş mü? Allah rahmet eylesin. Kapı gibi adamdı. Sabri Yağla. O da ölmüş amca. Kimi sorsam ölmüş diyorsun be, hayırsız. Kimse kalmamış mı köyde? Kalmamış vallahi amca. Bir akran Nedim'i gördüm. Onun da 3 kızı olmuş. Nedim mi? Tanımam. Fazıl işte ne oğlu amca? Yeme benim ekmeğimi, hayırsız. Kıtlıktan mı çıktın? Of of, bekarlık canıma takdir. Zor be amca. Niye telefon etmedi bunlar? Sen ara amca. Aramam. Doyamadılar Almanya'nın tadına. O benim domuz kaynanam yok mu? O bırakmıyor. Afiyet olsun. Buyur kızım. Sağ ol Davut amca. Şunu bozabilir misin? Müşteri bekliyor da. Bakayım. Ne haber Tertin? Ne olsun? Konuşuyoruz amcanla bekar bekara. Ne zaman geliyor Halisler Davut amca, özledik. Biz de şimdi onu konuşuyorduk kızım. Bir haber yok. Yerleştiler iyice Almanya'ya herhalde. Teşekkür ederim. Sen ödeyeceksin bu tazminatı iblis. Ben nasıl öderim 100 milyonu, ben işte yapma. Nasıl öder Halil Bey? Sus, bana abini müdafaa etme. Ödeyecek, suç onun. Ne suçum var be enişte? Gir koluma gel. Uzak dur benden iblis. Ben mi koydum dinamiti lağıma? Ne olacak şu kadarcık dinamitten be enişte? Kolaylık olsun diye. Kolaylık olsun diye Halil Bey. Ha, kolaylık. Ocağımız söndü. Ödemezsen verirler mahkemeye. Versinler enişte, ne yapayım? Canımı mı alacaklar? Kaç yıl hapsi var sen bunun biliyor musun haydut? Mal benim. Ödeme de gör. İkimizi de atarlar içeriye. Allah göstermesin. Ne yaparım ben? Abi hapiste, koca hapiste. O girecek. Suç onun. İhbar edeceğim ödemezse. Yapma enişte. Mahvolurum vallahi. Ha. Bak sen müteahhiti ihbar et. Ha. Sattı bize kemersiz, kanalizasyonsuz inşaatı müteahhit. Sus iblis, müteahhit deme, bana kırarım kafanı. Yapma. Sanki o evi sen bulmadın bana. Enişte. Bak şimdi enişte. Ne yapıyorsun Halil Bey? Herkes bize bakıyor canım. Aa. Baksın, kimseden korkum yok benim. Kıracağım kafasını. Canım, cicim. Anne, cadılar nasıl tanıdılar beni görüyor musun? Unuturlar mı hiç? Ay, Ali nerede kaldı? Şimdi gelir. 4'te derse gidecek. ÖSS'ye hazırlanıyor ya. Özel ders mi alıyor? Evet, matematik. Battık bu yıl. 2 saat 1,5 milyon. Yurt dışına yollamayı düşünmüyor musunuz anne? Düşünüyoruz da kızım, paramız yok. Biz de size yük olduk tabii. Yok kızım, ne yükü? İnsan evladına yardım etmez mi? O nasıl söz? Bizimki biraz fazla oldu ama anne. Biliyorum, hep Osman'ın rahatlığı yüzünden. Bilge, oturur musun biraz? Konuşmak istiyorum seninle. Konuşalım anneciğim. Bana doğruları söyleyeceksin ama. Hiç yalan söyleyemem ki anne, zaten bilirsin. Bilirim. Ama sen bizden bir şeyler saklıyorsun. Hayır anne, saklamıyorum bir şey. Seni tanırım. Bunalımdasın sen. Biraz. Ne oldu? Osman'la kavga mı ettiniz?
Sık sık ediyoruz zaten. Olağan. Bu son kavganız mı yoksa ayrılmaya mı karar verdiniz? Kesin bir şey yok. İkimiz de bir süre düşüneceğiz beraberliğimizi. Geldi. Dur ben açayım. Yanında konuşma sakın. Tamam anne. Abla! Canım benim. Ay ne kadar yakışıklı olmuşsun. Çok özledim seni abla. Ben de. Sana çok anlatacaklarım var. Hepsini dinleyeceğim, uzun süre buradayım. Benim de sana çok anlatacaklarım var. Telaş ettim be hanım. Kızcağız soyunup dökünecek, yol yorgunu. Ne var canım, yabancı mıyız biz? Soyunsun, dökünsün. Dede torunun ayağına gitmez ki Leyla. Nerede görülmüş? Onun bize gelmesi lazım. Aman Hüsnü, tam protokol oldu son günlerde. Özledik. Gözünüz aydın, sizin torun geldi. Teşekkür ederiz, bu da her lafın içinde. Ne yapsın adam yalnızlıktan? Buyurun, hoş geldiniz. Nasılsın oğlum? Kızları da büyütmüşsün maşallah. Büyüttük ya amca, çok şükür. Ali de az önce geldi. Oo, Cümbüş vardır şimdi evde. Temelli mi geldi sizin torun? Ne temellisi ayol, kim söylüyor? Öyle öyle, ben duyarım. Ne diyor bu Hüsnü? Yürü hanım, aklı başında mı onun? Ha, ne güzel söylediniz. Sarhoş teyzem, sarhoş. Bırak. Buyurun babacığım, buyurun. Ah seni tatlı dilli. Ne laflar biliyor bu Cafer? Bilmediği yok efendim. Almancayı bile öğrendi yukarıdaki Dunkoflardan. Buyurun, doktor geldi, doktor geldi. Bak, doktor da haber veriyor Leyla. Vallahi bunu şu yukarıdaki sarhoşun yerine kovsalar aratmaz. Aratmaz teyze. Mahalleyi birbirine katar çenesiyle. Buyurun. Bozulmuyor bu yarı yolda değil mi oğlum? Yaptırdık efendim, yaptırdık. Rahatça binebilirsiniz artık. Buyurun. Gözünüz aydın efendim. Sağ olun efendim. Bir şey duyduk ama hakikat değildir inşallah. Neymiş o? Kocasından ayrılıyormuş küçük hanım. Biz öyle bir şey duymadık efendim. Hadi hanım. Buyurun. Biz uyduruyoruz sanki durup dururken. He. Var bunlarda bir şey, var, saklıyorlar. Bana da öyle geliyor efendim. Sus, hasta, hasta. Sus aslanım. Zaten çatacak yer arıyor adam. Kayınvalidesine kızmış. Ne yapıyorsun sen? Güle güle, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Doktor geldi, doktor geldi. Şşt, İyi günler. İyi günler. Sordun mu Türkan Hanım'a? Ne zaman soracağım Cafer, hasta var içeride. Sor şunu be. Merakla bırakma insanı. Ya utanırım ben. Ne var bunda utanacak? O senin yara annen sayılır. Hadi ben de çocuklara bakayım. Sigaraya mı başladınız siz yine Naciye Hanım? Yok canım, günde birkaç tane. Birkaç tane mi? İnanayım mı? Ciğerler hiç öyle görünmüyor. Ah yapmayın. Vallahi yapacak bir şey yok. Şurup yazıyorum şimdilik. İki hafta sonra yine göreceğim. Sigara yok, kesin. Peki. Hiç içmeyeceksiniz. Söz. Söz Türkan Hanım, içmeyeceğim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aman ne olur, ciğerlerin durumu kritik. İş açmayalım başımıza. İyi günler. Geçmiş olsun, iyi günler. Geçmiş olsun efendim. Sağ ol canım. Buyurun, iyi günler. Katına bak. Ciğerlerinde leke var, hala birkaç tane içiyorum diye kendini kandırıyor. Yazık, ne de güzel kadın. Ya, genç yaşta. Türkan abla. Hı. Vaktinizi almasam ben de size bir şey soracaktım da. Sor Gül, dinliyorum, hayrola? Hayır hayır, bir kötülük yok da. Ben bir hafta kadar geciktim, acaba yine mi şey oldu? Hamile mi? Şüphelendik ama. Şüpheyle olmaz, test yaptırmak lazım. İstiyor musun? Yok be Türkan abla, iki kız neyimize yetmiyor, daha biri yeni yürüdü. Cafer mi istiyor? Evet, dokunma, belki erkektir diyor. Şaşırdınız mı Gül? Çocuk oyuncağı mı bu? Deneme tahtası gibi, bakalım belki erkek olur. Senin sağlığın, aile bütçeniz,
Hiç düşünmüyor musunuz? Düşünmez miyiz Türkan abla? İstiyor işte. Onun istemesiyle bitmez o iş. Çağır şu kocanı bakayım, ben konuşurum. Kızacak şimdi bana. Kızsın bakalım, çağır. Sanki kız çocuğu çocuk değil. Efendim, buyurun. Kızım, ağlıyor musun sen? Uyuyacak bu gül. Ver benim kucağıma. Ah canım. Git, seni Türkan Hanım çağırıyor. Benim çağırıyor. Ne yapacakmış? Ne bileyim canım. Çağır gelsin dedim. Konuşacakmış. Ne konuşacak şimdi gül? Çocuk meselesi herhalde. Anam, söyledin mi? Söyle dedin ya Cafer. Utanım ben şimdi gül. Aman yürü yürü, ne varmış canım utanacak. Anam, sana da bir şey söyledik. Peki Şule'cim. Öpüyorum yanaklarından. Yarın tam bir de hastanede. Güle güle. Türkan Hanım, beni çağırmışsınız. Gel bakalım Cafer, otur. Estağfurullah. Otur otur, konuşacağım biraz. Baş üstüne. Çocuk istiyor musun? Kısmet vallahi, ne yalan söyleyeyim. Erkek olursa. Ha, pazarlıkla. Yok efendim. Kız çocuk da Allah'ın emri ama iki tane var. Bir de oğlan tutturursak. Kumar mı oynuyorsun evladım? Hiç mi düşünmüyorsun karının sağlığını? Düşünmez miyim Türkan Hanım? Hepsinden önce o tabii. Ne oluyorsunuz? Kızcağız birini büyütmeden biri daha peş peşe. Sen bu kızların hayatını garantiye aldın mı ki? Yok efendim, nerede? Ya bak, ikiniz de sabahtan akşama kadar çalışıyorsunuz karı koca. Yine de geçim zor Cafer. Öyle efendim. Hani biz de diyoruz ki bir oğlumuz olursa ihtiyarlığımızda elimizden tutar. Kızların da tutar. Bak ormanlar yanıyor, sular kirleniyor. Yaşayacakları dünyaları bile kalmayacak belki gelecek kuşakların. Neye güveniyorsun? Haklısın Türkan Hanım. Bizim aklımız ermiyor tabii. Hayır, insan erkek mi kız mı olacağını hamile kalmadan bir anlayabilse. Al şunu Şevket, çok yoruldum. Sizinkini de verin Nimet Hanım. Aman rica ederim. Nasıl gidiyor tenis? Kulüpten memnun musunuz? Ben çok memnunum valla. Biraz yoruluyoruz ama. Kim daha iyi? Nimet'in fırtına maşallah. Set set üstüne. Yok canım, abartıyor. Hocalarınız da birbirinden yakışıklı ha? Yakışıklı valla. Ne o? Kıskandın mı yoksa? Kıskanırım tabii. Erkek kıskanır şekerim. Bizim Raşit'te de hiç öyle huylar yok. Oyna hayatım, eğlenmene bak. Yoo, ben dağıtırım valla. Dağıtır benim kocam. Hiç öyle şeylere tahammülü yoktur. Yok canım. Bugün Raşit Bey'le karar verdik, biz de oynayacağız. Ha şöyle, vakit ayırın kendinize biraz Şevketciğim. Tenisin yaşıyor. Kaç kere söyledim. Tembel bizim Raşit, tembel, içi geçmiş. Yo yo, oynayacağız, kararlıyız. Şirkette mi o yine? Şirkette, Şükrü'yle oturuyorlar. Gitme o kadar sık diyorum. Dinlemiyor ki şekerim. Yaptığı bir iş olsa neyse. Oyalanıyor adam canım, bırak. Evde başında otursa daha mı iyi? Öyle ya. Hadi bakalım. Akşama doğru Raşit ve Nazanlara bir göz aydına gidelim diyoruz ama çekiniyorum. Niye canım, ne var çekinecek? Bilge'nin bir takım sorunları varmış kocasıyla galiba. Uğrarsak şimdi, meraklı gibi. Hayır efendim, hayır. Tersine memnun olurlar. Yok böyle bir problem. Oh, buna sevindim. Hakikaten bu zamanda kız evladım var mı derdim var. Evlendirmekle de bitmiyor. Raşit Bey, ben biraz erken kaçarsam ayıp olmaz değil mi? Tabii Şükrücüğüm, ne demek, müsaade senin. Kızın gelmiş ta Stockholm'lerden. Annemler de bizdeymiş. Oh ne mutluluk. Toparlan toparlan. Bir iş olursa ben buradayım, bakarım, merak etme.
Belki Nimet'le biz de uğrarız bir hoş geldine. Bekleriz, buyurun. Vallahi kendi evladıma sevindiğim kadar sevindim şu bilgenin içine. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz azizim. Öyle vallahi. İyi günler. İyi günler. Evet. Efendim Sedat Bey geldiler. Hoş geldin Sedat. Hoş bulduk canım abicim. Nasılsınız Raşit Bey? Merhaba. Gidiyor muydun yoksa? Evet. Bilge geldi bugün Stockholm'dan. Geldi mi? Oo, gözün aydın abicim. Seninle bir şey konuşacaktım ama neyse, önemli değil, çıkarken konuşuruz. Nasılsınız Raşit Bey? Hürmetler. Teşekkür ederim azizim. Girdik bu işlere malum, uğraşıyoruz. Kolay gelsin. Uğraşmadan para kazanılmıyor. Öyle öyle. Bilhassa iş dünyası. Efendim hayırlı işler, bol kazançlar. Hadi çıkalım abicim. Hadi. Buyurun efendim. Abbas Bak Şükrü Bey gidiyor. Ver babam bana, affedersin. Yok yok Abbas Efendi, ağır değil, sağ ol. Taşsın efendim, taşsın. Bilge Hanım'a, Nazan Hanım'a saygılar efendim. Teşekkür ederim. Benim tarafımdan da Şükrü Bey lütfen. Öpüyorum yanaklarından. İletirim Demetciğim. Hoşça kalın. Güle güle efendim. Hoşça kalın. Hoşça kal Abbas Efendi. Çok sevindik vallahi efendim. Söyleyin kendisine saygılar. Geç geç. Rica ederim. Lütfen. Hadi bakalım Abbas Bey, toparla ortalığı. Sana da bir daha söylemeyeceğim kızım. Mesai saatlerinde öyle arkadaş ziyareti falan yok. Allah Allah, fabrika mı burası? Evet fabrika. Ziyaret yok dedim, o kadar. Hesap vermeyeceğim size. Bacım öyle ters konuşma, affedersin. Sen öyle burnuna her şeye sokma bakalım Abbas Bey. Sokarım. Ne var, canım mı alacaksın? Bacım üzemezsin. Bana bak. Kim o? Buyurun Raşit Bey. Raşit Bey mi? Ne istiyor? Burada. Peki efendim. Haftalık hesap dökümünü istiyor. Allah Allah. Şükrü Bey gider gitmez patron kesildi başımıza. Ne anla hesaptan o? Gösterelim. Şöyle tek patronlu bir iş bulamadım ki. Bacım böyle bu dünya işte, affedersin. Dinsizin hakkından imansız gelirmiş. Vay canım abicim. Güzel kızı da gelmiş Stockholm'den. Nasıl damadımızın işleri orada? Pek iyi değil Sedat. Giremedi piyasaya. Dışlıyorlar çocuğu. Düzelir abicim, düzelir. Üzme canını. Hek. Biz de o yaşlarda ne badireler atlattık. Öyle de Sedat. Biz kendi memleketimizde yer edinmeye çalıştık. En kralından da edindik ama abicim, çok şükür. Tek tek. Ali'ye özel hoca tutmuşsunuz abicim ha? Tuttuk, ne yapalım? Yalnız kurslu olmuyor. Olmuyor abicim, olmuyor. Ben de bir hoca tutalım diyorum Aslı'ya ama. Para mı? Para tabii canım abiciğim, gözü kör olsun. Tam toparlandık biraz diyoruz, başka bir yerden gidiyorum. Biz de zorlanıyoruz Sedat. Sosyale Türkçe'ye Nazan çalıştıracak. Aa, olmaz abicim öyle anneyle babayla. Bu işin otoriteleri var. Sayarsın parayı tek. Adamlar bilgisayar gibi vallahi. ÖSS'yi de yutmuşlar, ÖYS'yi de. Tek tek. Olmaz tabii hoca gibi. Nazan'a söylüyorum, dinlemiyor. Aldı bütün kitapları. Olmaz abicim, yorulmasın boşuna. Serpil de heveslendi. Bu çocuklarımızın istikbali. Dökeceğiz parayı tak tak. Dökeceğiz, başka çare yok. O kadar. Ben bu işin primalarını buldum. Sizinle de tanıştırırım abicim tak. Eksik olma. Ne demek, yavrularımız için her şeyimiz feda olsun. Sen biraz para bulabilecek misin abicim? Para mı? Para abicim tak. Sen ver, hocalar yarın emrinizde. Söyle bakayım, 21 Haziran'da şu enlem derecelerin hangisinde gece daha uzundur? A 65 derece kuzey, B 20 derece kuzey, C 30 derece güney, D 30 derece... D anne, 60 derece güney. Aferin, faydasını görüyorsun değil mi kızım? Öğrendin mi o çözemediğimiz matematik sorusunun cevabını da? Öğrendim. Neymiş söyle bakalım. Eve gidince bakarız anne. Soruyu hatırlamıyorum şimdi. Teğet kesen doğru vardı ya kızım. Ben hatırlıyorum da. Yazık vallahi yazık. Tonla para veriyoruz. Babanın da benim de canımız çıkıyor yetiştirelim diye. Kolay mı kazanılıyor sanıyorsun kızım para? Sana söylüyorum. Üniversiteye girmeye niyetin yok mu senin?
Yapma anne. Yok tabii yok. Şu yaşımda senden fazla ben çalışıyorum testlere vallahi. Nerede aklın senin? Böyle konuşmak kolay anne. Nerede olacak? Bütün gün okul, üstüne ders, hafta sonu kurs. Çalışacaksın tabii. Bu senin istikbalin. Biz boş mu duruyoruz? Şu yaşta ben de seninle kurslara başladım bak. Sosyal hayatım kalmadı anne. İyi o zaman. Bırak dersi mersi, hayatını yaşa. Bizi de hasta etme boşuna. Ne yapıyorsun anne? Dönüyorum. Dur be sen de trafik canavarı, patladın mı? Hemen yiyelim kalkalım. Oktaylar kahvede bekliyor. Anlaşıldı tamam. Ne konuşuyorsunuz aranızda öyle fısır fısır iblis? Gizli bir şey yok baba. Fasulye ne güzel olmuş diyoruz. Elinize sağlık deseniz annenize. Eşek gibi yemesini bilirsiniz ancak. İstemem onlardan bir şey. Bugüne kadar bir tatlı söz mü duydum? İstemem aman istemem. Kırın boynunuzu. Eline sağlık. Afiyet olsun. Nereye yine bu akşam? Belki bir sinemaya gideriz baba. Oh, eğlencelerinden de hiç geri kalmıyorlar maşallah. Bu son. Akşamları da çalışacağız artık. Akşamları da mı baba? İyi, ne zaman uyuyacağız? Yeter eşek gibi uyudunuz. Bak, borç ödeyeceğiz. 100 milyon tazminat. O bizim suçumuz değil baba. Tamam, buldunuz bir suçlu. Hay abim kadar taş düşsün başınıza. Ne yaptı adam size anlamadım ki. Kolaylık olsun diye. Öyle değil sultanım. Suç onun. Dükkanı açacağız, evi yeniden yapacağız. Nasıl olacak bütün bunlar? Hı, geldi. Otur sen sultanım. Kalksana eşek. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Elma getirdim size. Kütür kütür. Bir de solu ki. Yediniz mi yemeği? Buyur abi gel. Şimdi başladık. Kaynanan seviyormuş. Onun kaynanası her yemeği sever. Eniştem. Asma yüzünü bana. Gül biraz canım. Nasıl gülsün yüzüm? Biz de şimdi onu konuşuyorduk. Verdin mi kararını? Ne kararı vereceğim enişte? At suçu üstüne gir hapse. Ana. Ne yaparım orada hırsızların katillerin içinde enişte? Bir şey olmaz. Amme davası bu. Tutarız sana kuvvetli bir avukat. Seçim var önümüzde. Enişte kurban olayım. Benim hapse girmemle bu iş bitecekse. Aa, kıyamam vallahi sürünmesine. Hayatta bir tanecik abim var. Al Halil Bey, bileziklerim, küpelerim hepsi senin. Al. Dur sultanım. Bilezik küpe meselesi değil bu. O yaptı, o temizleyecek. Çabuk kararını ver. Bu işlerde karar aceleye getirilmez enişte. Dur şu yemeğimi bir yiyeyim önce. Oyalama bizi iblis. Yeter senin bize verdiğin zararlar. Yemeden ver kararını. Kırın boynuzunu. Halil Bey ne yapıyorsun? Boğazına dizsin adamın. Dizilsin kırarım. Konuşalım sakin sakin enişte. Hiç fırsat vermiyorsun ki insana. Tut ucunu bana. Konuşacak bir şey yok. Söyle giriyor musun girmiyor musun? Hapse. Halil Bey ölümü gör. Of. Fazla kaçırdık bir ay. Kaçırdın amca söyledim. Al. Amcalara laf söylenmez. Ukala ukala konuşma benimle. 4 kere 8. Biliyorum amca. Söyle. Vallahi dilimin ucunda. Al. Yemin etme çarparım. Of of. Bugün de geçti. Yine telefon etmedi bu alaman domuzun. Biz edelim amca. Etmem. Eve de sokmayacağım o alaman domuzlarını gelince. Olmaz be amca. Öyle bir olur ki görürsün. Bana akıl verme Tumkov. İyi akşamlar usta. İyi akşamlar gözüm. Kafayı mı çektin yine efkardan? Çektik gözüm ne yapalım. Kaldık memlekette böyle bekar. Çok değil amca bira bira. Bira deyip geçme tertip fena çarpar. Çarpıldım zaten gözüm. Of of of. Thank you.
Tertip, sıkı tut onu sıkı. Bir kapaklarısa Allah göstermesin. Bizim bir Salih abi vardı, benzetmek gibi olmasın rahmetli. Kapalı mı kapı, bana mı öyle görünüyor yeğenim? Kapalı amca, sende anahtar yok mu? Tüh! Kafa bırakmadı ki bu alamak domuzları insanda. Kapıcının ziline basın, kapıcının. Sevim koş, Davut Usta körkütük geldi, Sevim koş. Bir de bana söylersin. Bastın mı silahı hayırsız? Bastım amca. Bir daha bas. Ayakta duracak halim kalmadı. Of, of. Hadi gelsinler bakalım. Alıyor muyum eve? Ah kurbi, ah! Bana bunu yapmayacaktın. Buyurun. İyi akşamlar gözüm. Yorduk seni de. Unutmuşum anahtarı. Hah, açtın mı? Ben de sana bakıyordum. Buyurun efendim, buyurun. Kutu ne yapın, kutu ne yapın? Kutu ne yapın? Ne diyor amca? Her dilden konuşur o, tertip. İyi akşamlar diyor Dumkov. Ne diyecek? Senden iyi öğrendi bak. Cafer, gir koluna Davut Usta'nın. Baş üstüne. Sağ olasın. İki bira içtik. Dut gibi olduk komşum. Olur efendim, ara sıra olur. Böyle bekarlık günlerinde, yarasın. Yardım et Cafer. Merak etme Sabri Bey, sıkı tut tertip. Yaslan bana ustam, yaslan. Of, Ulviye! Sen gelirsin elbet. Of, of. Ana, birini aramaktı dışarıda kızım. Davut Usta var ya anneciğim yukarıdaki. Alman Hanım'ın kocası, şişman. Apartmanda sarhoşlar artıyor efendim maşallah. Adam karısına sinirlenip dut gibi olmuş. Anam bir şey söylüyor kocam. Yok anneciğim, sarhoş olmuş da yukarıdaki şişko. Usta var ya şişman. Erkek dediğin de öyle olur. İçecek, naralar atacak. Ah Rüknettin ma. Bir nara atardı üç sokak öteden. Marifet sanki. Özlediği şeye bak kadının. Pis serkeş. Belli zaten, akıyor suratından. Senin kocan sünepe canım, sünepe. Nedir o öyle? Önüne bakıp oturuyor. Doğru emi, doğru emi. Hay benim kadar taş düşsün başına inşallah. Beddua kumayın akşam vakti anneciğimi Sabri Bey. O da çenesini tutsun o zaman efendim. Ne sünepeliğimiz kaldı ne sümsüklüğümüz. Ah Rüknettin ima. Şeytan diyor ki... Kalk indir şunu Rüknettin'in camını çerçevesini. Ne diyor efendim, konuştunuz mu annenizle, kiraya verecek mi evi? Konuştum efendim, $1000'dan aşağı vermem diyor. Şaşırmış mı efendim bu kadın? Kiracısı o yüzden kaçtı. $1000 kim verir o ahırdan bozma eve? 34 milyon. Ağzınızı bozmayın efendim, ne oluyor? Rahmetli babacığımdan kalmayın. Ahırdan bozma filanmış. Neyse efendim. $500 veren olursa bugünkü şartlarda söyleyin ona, öpsün başına koysun. Siz söyleyin efendim, beni dinlemiyor. Bana ne? Ayla Rüknettin'ime gene bir şey söylüyor, kaç tane çata çata. Hay senin Rüknettin'ine. Evi diyorum efendim, evi, yazık, boş bırakamayız öyle. Kiraya verelim de makul fiyata bir an önce. Bize de yazık oluyor. Gelsene baba. Annenize bakacağım. Girdi mutfağa çıkamadı. Siz oturun. Abla sen temelli mi geldin? Yo, nereden çıkarıyorsun?
Bilmem, bütün eşyalarını getirmişsin de. Hem Osman abi de aramadı. Susar mısın lütfen, laf çıkarma şimdi. Nazancığım, bitmedi mi işin? Az kaldı, geliyorum. Sen bir şey öğrenebildin mi? Vakit bulamadım ki misafirlerden. Tam konuşuyorduk, Ali geldi. Galiba öyle o iş. Bana da öyle göründü. Şükrücüğüm, ne yapacağız? Bu da mı gelecekti başımıza? Yavaş yavaş, tamam. Ağlama, ağlama, dur. Yapacağız elbet bir şeyler. Tamam, tamam. Seni konuşuyorlar. Farkındayım. Dük. Otur. Otur. Ali, senin dersin yok mu oğlum? Gene geçmişin televizyonun karşısına. Var baba, yapacağım. Bunalım yaratma. Oturuyoruz 2 dakika ablamızla şurada, özledik. Bırak Şükrücüğüm, otursun. Benim için yaptığın her şey en çok da yapmadığım için. Bilge, Osman telefon etmedi. Düşüremiyor mu acaba? Saat 10. Arayacağını sanmıyorum baba. Neden, ne oluyor? Anlatacağım baba. Uzun hikaye. Koptuk birbirimizden. Olmuyor. Ayrılacaklarmış. Ben anlamıştım. Kızım, iyi düşündünüz mü? Ayrılacaksınız ha? İyi kızım, ayrılın. Ne diyorsun Şükrücüğüm? Evet, Nazan olmuyorsa olmuyor. Yürümüyormuş anne. Karışma sen. Karışırım anne. Biz de çocuk değiliz artık. Yani ayrılıyorsunuz. Karar verdiniz. Zaten ilk gördüğüm gün gözüm tutmamıştı onu. Evde derin bir sessizlik oldu. Herkes birbirine baktı. Sonra uzun uzun tartışmalar, ağlaşmalar. Bu tartışma bitmez. ÖSS soruları gibi olsa şıklardan birini şıp diye doldur bitsin. Bu öyle değil ki. Özel. Abla. Oo. Günaydın. Günaydın. İçeride kim var? Ablam. Olmuyor böyle baba. Çift tuvaletli bir ev tutalım. Olur beyefendi. Sizin keyfinize göre. Çekil şöyle, çekil. Ya yapma Bilge. Baba, okula geç kalıyorum. Bizi mi bekledin? Daha erken kalk o zaman. Çıktım çıktım, Bilge. Kavga etmeyin. Günaydın. Nasılsın kızım? İyiyim babacığım. Çekil abla, şöyle. Abla günaydın. Ya baba. Bir dakika, bir dakika. Kızım, sen sigara mı içiyorsun? Evet içiyorum baba, tek tük. İçme şu zıkkımı kızım. Böyle böyle zehirleniyor işte insanlar. Şu dumana bak. Ay. Anneciğim günaydın. Günaydın. Ne bağırışıyorlar onlar yine? Aman tuvalet kavgası. Her sabah değişmez. Gözlerinin altı kararmış. Uyuyamadın mı gene? Uyudum vallahi anneciğim, yok bir şeyim. Yatsaydın biraz daha kızım. Niye kalktın böyle erkenden? Ben orada da erken kalkıyorum anne. Gene kahve mi? Hı. Çok zararlı kızım bir şey yemeden. Sabahları canım bir şey istemiyor anne. Belki sonra. Olmaz ama. Aç karnına kahve içiyor. Kahve, sigara. Bırak gitme üstüne fazla. Gitmiyorum canım. Kimseyle de görüşmüyor. Arkadaşları arıyor. Yokum, çıktı de anne. Görüşse açılır biraz. Şu Osman'ı bulmak lazım bu adam. Yavaş konuş Şükrücüğüm. Tamam. Fena taktım terbiyesi. Aramıyor bak. 5 gün oldu.
Sen Halil Efendi'ye söyle. Ne yapsın yapsın ödesin o cezayı. Belediye çatır çatır alır vallahi. Hem de faiziyle. Aferin be. Kanundan da anlıyorsun sen. Ciddi ol biraz be. Elin kolun rahat dursun. Şşt, işine bak. Bozarım fiyakanı. Karşında veli nimetin duruyor. 10 tane yumurta ver bakayım bana. 10 tane bana. Sana. Bu da mı avanta? Evet avanta. Bir itirazım var. Battık şerefsin battık. Niye yapıyoruz bu işi anlamıyorum ki. Ağlama hadi ağlama. Çarağı sıraladın markları dolarları. Bilmiyor muyuz sanki? Oradan birkaç tane de resimli gazete ver. Yengene eskilerden. Al al da git başımdan. Durdukça bir şey çıkartıyorsun. Kaç bakal topu attı biliyor musun bu yaz? Ağlama yavru. Olmaz sana bir şey. Ya git başımdan. Bela mısın sen? Oyarım şerefsizim. Hasta etme insanı. Şşt. Höstöt katil misin? Ne oluyor enişte? Günaydın. Yok bir şey Hasan. Sabah keyfi. Kapıcı mı oldu sende? Ne yapalım ben işte. Her iş bize kaldı. Çalış aslanım çalış. Boş oturana ekmek yok. Babam nasıl ödeyecek mi parayı? Ödeyecek enişte. Çaresi yok. Faiz de biniyor. Demedim mi? Selam söyle. Bağışsın. Hadi hayırlı işler. Sağ olun Cafer Bey size de. Buyur aslanım. Delirtecek mi enişten beni? Vallahi elimden bir kaza çıkacak. Sevim hava limonata gibi. Her sabah yapmalı bunu. Oh. Siz jimnastik yapmıyor musunuz Sabri Bey? Yapmıyorum efendim. İhtiyacım yok. İyi böyle. İnsan bütün gün enerji fışkırıyor vallahi. Tavsiye ederim. Benim enerjim bana yeter. Davut Usta'nın karısından haber yok değil mi hala? Duymadım bir şey efendim. Kaçtı kaçtı. Aldı oğlunu pır. Yatıyor mu sizinkiler hala? Ona da karıştı baykuş. Evet efendim yatıyorlar henüz. Kalkarlar mı bu saatte? Sabahlara kadar televizyon, çene, hazır yiyiciler. İşleri güçleri beni çekiştirmek. Cafer geldi Sevim. Sallanma sallanma herkes ekmek bekliyor. Buyurun, iyi günler. İyi günler. Kaç lira olmuş dolar? Bakamadım vallahi Cemil abi. Biz de veremedik şu büyük hanımın evini kiraya. 500 doları beğenmiyor kadın. Yazık, bomboş duruyor. İkinci paket açılmış mı? Haberim yok vallahi. Ayakta uyuyorsun, ayakta. Buyurun. Efendim, iyi günler. İyi günler komşum. Oo, erkencisin ustam. Ne yapalım gözüm? Evde kahvaltı yok, bir çay pişirelimiz yok. Ya perişan oldunuz. Haber alabildiniz mi Almanya'dan? Almanya'sı batsın. Göndermeyecektin onları usta. Bak ben Sevim'i bir yere yolluyor muyum? Göndermesek de olmuyor ki komşum. O konuşur efendim öyle işine geldiği gibi bırakın. He. Baykuş. Abadi sen de mi işe gidiyorsun? Ne yapalım gözüm? Hayvan da perişan oldu bizimle. Bıraktılar başımıza. Hadi hayırsız yürü. Gidelim amca. Hadi abi yürü. Müsaadenizle komşum hayırlı sabahlar. Müsaade sizin efendim. Sefayla hayırlı işler. Gelmez onlar gelmez. Aldılar Almanya'nın tadını bir kere. Boşuna bekleme. O ne demek komşum? Ağzını hayra aç. Bırakın efendim şu sarhoşu. Bak nasıl bozuyor adamın moralini. Bak görürsün. Benim adım Cemil. Olmaz amca. Benim yenge böyle insan mı? Halt! Ben konuşuyorum burada. Sen lafa karışma. Yürü. Adı Batasıca. Söylediği lafa bak. Cemil! Cemil kaç saattir sen ne yapıyorsun burada? Ekmek bekliyordum Sevim. He, ekmek. Mahalleye laf yetiştiriyorsun yine. Gir içeri gir. Sedat! Sedat! Kalk! Sen misin Serpil? Biz gidiyoruz kardeşim. Uyan saat 7:30. Bırak beni Serpil kurban olayım. Çok geç yattım. Niye geç yatıyorsun? İş mi vardı kardeşim? İş canım iş tak yolladık malları. Utanmıyor musun gözümün içine baka baka yalan söylemeye kardeşim? Ne işi? Ah Serpil ah sen bu kocanın günahını çok alıyorsun. Günahını alıyorum ha rezil. Kalk yatamazsın bu evde böyle akşamlara kadar. Yapma Serpil hiç mi acımıyorsun kocana? Evet hiç acımıyorum. Bana kim acıyacak? Banka köşelerinde gençliğim gitti. Bıktım senin yalanlarından kalk.
Şerefsizin bir yalanın varsa iş bitirdik diyorum sana hayatım, tak! Sus, bana hayatım mayatım deme! Rezil, kalk! Aslı, aç şu kapıyı kızım, Cafer geldi. Kalk kalk, para ver bize, kız hocaya gidecek. Para mı? Evet kardeşim, para. Niye şaşırdın? Bedava mı ders alıyor kızımız? Şu pantolonu ver bakayım. Buyurun efendim, iş bitirmiş. Çocuk mu kandırıyorsun sen ondan bundan borç alıp? Ne borcu kardeşim, hasta etmeyin sana sabah sabah. Tak helalinden, alnımızın akıyla kazanılmış paralar bunlar. Yavaş yoğulun, çiğnemeden yutuyorsun. Ne olur o mide? Bitmiyor ki işi, sallanıyor sallanıyor, sonra bir telaş bir telaş. Ne olur biraz daha erken otursan da rahat rahat yapsan şu kahvaltını. Nazan, bu kız niye bizden oturmuyor, tavır mı? Ne tavrı, baba öyle alışmış. Evet Şükrücüğüm, takacak yer arıyorsun sen de, bırak. Nasıl rahat ediyorsa öyle. Bilmez misin sabahları kolay ayılamaz o. Baba, para verebilecek misin? Yine 2 saat matematik var. Vereceğiz tabii. Yazıyorum bunları borcuna ha. Yaz baba, faiziyle alacaksın, mimarlığı bitireyim. Aç geziyor mimarlar oğlum, başka bir meslek düşün. Baksana memleketi gecekondu sardı. Ah Cafer geldi. Ben bakıyorum. İyi günler. İyi günler. Nasılsın? Sağ olun Bilge Hanım. Yuvarlanıp gidiyoruz Allah'a çok şükür. Siz nasılsınız? Eksik olma, ben de öyle. Oh Allah afiyet versin. Gelecek mi Osman Bey? Daha haber yok. Bak apartmanda herkes bunu konuşuyor, görüyor musun? Konuşsunlar Şükrücüğüm, ne yapalım? Hadi ben gidiyorum. İyi dinle derslerini. Gazeteler geldi. Abla şuna bir bakayım. Hadi oğlum, geç kalıyorsun. Spor sayfasına bakacak. Karnını doyurur spor. Down ne demiş? Oktay kaç gol atmış? Şunu versene bana. Al baba, yemedik gazeteni. Ablacığım görüşürüz. Güle güle canım. Aldın mı notlarını yanına? Aldım anne. Ayıldın mı kızım? Çoktan baba. Geç kalma Rüştü Bey mi oğlum? Tamam anne, o bir kere oldu. Lütfen. Adam bir daha olursa almam derse diyor. Olmaz anne, bunalım yaratma hemen. Kaçırmayalım hocayı, böylesini bulamayız. Çıkar çıkmaz eve dön, sosyale bakalım biraz. Anneciğim bakarız, bu ne heyecan? Heh. Hadi güle güle evladım. Bilge. Efendim baba. Niye bizimle konuşmuyorsun kızım? Ne var konuşacak baba? Konuşalım kızım, bak bırakma kendini böyle. Üzülmeni istemiyoruz. İstersen ben açayım bir telefon, konuşayım Osman'la. Aa katiyen baba. Bak öleceğimi bilsem yine de bu olmaz. Bak Bilge. Ne oldu, yine mi aynı konu? Yok canım, başka bir şey konuşuyoruz. Paran var mı diye soruyorum da. Tenise gidecek misin bugün de? Bilmem, üşeniyorum valla. Her tarafım ağrıyor. Üşenme üşenme. Tam havasına girdin ha. Buyurun. Yaptın mı kahveleri? Yaptım ablacığım. Eline sağlık. Afiyet şeker olsun. Burada mı içeceksiniz? Gel şöyle geçelim. Geçelim. Şu Nazan'a bazen illet oluyorum. Bak hiç arıyor mu? Sır küpü. Biz duysak ne olur ayol? Şükrü de bir şey söylemedi değil mi sana o konuda? Söylemedim. Ayıp ama. Yabancı gibi. Sen amcasın. Böyle şey saklanır mı amcadan? Belki kesin bir şey yok canım. Ne söyleyecek çocuk? Hadi canım, herkes biliyor kesin. İşte Hacer anlatsın. Öyle mi Hacer Hanım? Ne duydun bakalım? Ah Şevket Bey, bana düşmez ama. Söyle söyle. Boşanacaklarmış kesin. Nazan ablam iki göz iki çeşme ağlıyor. Bilge Hanım'ın yanında da pek belli etmek istemiyor ama. Duyuyor musun? Hacer'in yanında konuşuyor her derdini. Olur olur. İnsan bazen akrabasına anlatamadığı şeyleri hiç tanımadığı birine anlatabilir. Yok Şevket Bey, bizi adam yerine koymamak bu. Nazan Hanım'ın acayiplikleri. Biraz öyle ablacığım, iyi dedin. Var acayiplikleri. Hadi Hacer Hanım, bak işine sen, boş ver dedikoduyu. Dedikodu değil bu Şevketciğim, tıkma ağzımıza lafı. Hacer, gel bakayım biraz. Buyur ablacığım. Bak bu ne diyor, Nimet evlendirecekmiş bunları. Anlatsana kızım, utanma, anlat. Öyle diyor vallahi, Allah razı olsun. Biz de evimizi bilelim artık. Bir parmak bal çalıyor bunun ağzına.
Bütün gün yanına almak istiyormuş Hacer'i. Evet, o konuda biz de biraz gevşek davrandık. Babamla konuşalım da işi hallederiz. Vallahi doğrusunu istersen Şevket Bey öyle. Abbas da kırıldı. Yavaş davrandınız biraz. Şu yaptığın çaya bak hayırsız, imamın abdest suyu. Demledim vallahi amca. Sus, yemin etme anılarmış gibi. 6 kere 8. 48 amca. Ha, 48 mi? Aferin be. Ne yapıyorsun sen? Acıkmış hayvan amca. Veriyorum azıcık ucundan. Al. Köpek börek yer mi? Akılsız, yağlı yağlı. Hasta mı yiyeceksin hayvanı? Afiyet olsun. Buyur kızım. Günaydın Dilek. Günaydın Tertip. Şu dükkanı açayım da gelirim. Hayırlı işler. Sana da kızım. Ne efendi kız? Hatır sayar, konuşkan. Hanım, hanım. Hanım vallahi amca. Birbirlerinden de hoşlanıyorlar. Alsana şunu tertibime. Günah değil mi kıza? Kov. Kafam mı var senin tertibinde? Sevap be amca. Nesi var tertibimin? Aslan gibi çocuk. Sus, sus hadi. Ye yemeğini. Bilir bilmez konuşma. 8 kere 6. 8 kere 6. Tüh, dangala. Geldik anne. Geldiler amca. Koş hadi. Geldiler mi? Baba! Baba biz geldik. Çok özledim. Özledim. Davut, çok özledim. Neredesiniz be? Özlemiş. Ah, dün akşam telefon ettim, evde yoktun ama Davut. Çok geziyorsun baba. Sizi mi bekleyeceğiz? Perişan olduk bekleye bekleye. Ah canım canım. Gel buraya bakayım. Öp yengenin elini. Öp yengenin elini. Öpeyim yenge. Yazık. Aba diye hiç bakmamışsınız Davut. Evet baba. İğne ipliğe dönmüş hayvan. Heh, kendimize bakabildik mi? Bak biz ne hale geldik. Gel buraya. Öp bakayım sen de benim elimi. Almanya'da böyle şeyler yok baba. Geçmiş bunlar, geçmiş. Al. Alman mı oldun? Öpeyim ama. Öp. Dağıtırım beynini. Öp yavrum. Aa, bitte Halis. Küstem Vaterhand. Bak. Ben de öpüyorum kocamı. Buldun aslan gibi kocayı öpersin tabii. Terbiyeli ol, terbiyeli. Mutti babayı böse. Ya. Almanca konuşmayın aranızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Nasılsın? Çok iyi. Bize hiç yüz vermiyorsun tertip. Unuttun mu? Almanya'da havam değişti vallahi Dilek. Yürüz kot. Vay havan değişti ha. Dukov. 2 gün Almanya'da kalmakla. Gösteririm ben size evde. Allah Allah. Ne göstereceksin Davut? Ne yaptık? Evde konuşuruz evde. Hadi yürüyün bakayım. Ben de geleyim mi amca? Al. Nereye geliyorsun Dukov? Kim bekleyecek dükkanı? Git dur orada. Halt. İşçisin sen. Almanya'da işinin başından aylar ne yapıyorlar biliyor musun sen? Sus. Yürü hadi yürü. Burası Almanya değil. Memleketine geldin. Dukov. Nein Davut. Dukov yok. Sizinle evde hesaplaşacağız. Yürü. Dilek şimdilik çüz. Önce bir yıkanılıp ılıklık. Hadi bekliyorum. Bana ne getirdin tertip? Sürpriz sürpriz. Canlı canlı. Kızım yürüyor musun sen? Hadi. Gel gel babana. Hadi git babaya kızım. Gel. Hadi. Bırak elini Gül gel. Aman tut Cafer düşmesin. Düşer düşer. Bizim bir komşu vardı benzetmek gibi olmasın. Vallahi düşüm ağızlı. Öttü yine baykuş. Sanki biz çocuğumuza sahip olamıyoruz. Oh maşallah. Yuva bahçesine çevirdiniz burayı. Bağrı yürüyor Sabri Bey amcası. Hadi anneye koş da görsün. Hadi gel bana gel. Görüyorum görüyorum. Tebrikler. Ne yiyorsunuz öyle her tarafa saçılmış kabukları? Süpüreceğim şimdi. Yerde bir tane kabuk görmeyeceğim. Kaçaklar geldi Sevim koş. Anam geldiler vallahi. Koş Cafer yardım et. Buyurun. Efendim gözünüz aydın. Sağ ol komşum. Cafer amca bak neler getirdik Almanya'ya taşıdık vallahi. Maşallah. Halis çok ayıp. Görgüsüz. Yardım et gözüm. Neden bu kadar gecikmişler sormadın mı? Konuşacağız gözüm konuşacağız. Sevim koş. Vallahi benim karım böyle bir şey yapsa canına okurum. Allah Allah. Neyse efendim neyse. Sağ salim geldiler ya bırakın o münasebetsizi. Ay vallahi bu yuva yıkar ha. Baykuş. İnlettin ortalığı yine Cemil.
Şekerim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ali sen de yardım et biraz yavrum. Baksana Abadi anne, Abadi bırakmıyor ki. Aa, özlemiş özlemiş. Hadi bakalım Cemil Bey iş başına. Teneffüs bitti. Alemin geldi gittisinden sana ne? Bir şey söyleyeceğim Sevim, bir dakika. Bir saniye bile yok. Çabuk iş başına. Adamlar mı geldi? Geldiler efendim, geldiler. Kim geldi kızım, yoğurtçu mu? Ne yoğurtçusu anneciğim? Üstümüzdekiler. Madam var ya yukarıdaki, Alman, Alman. Hoş geldiniz Ulrika Hanım. Alman hanımefendi, onun adı Ulviye. Almanya değil burası. Rica ederim, vatanımız. Orası da ikinci vatanımız ama baba. Al, ne dedin? Evet baba, anneannemin vatanı bizim de vatanımız. Al, kırarım kafanı, ferre eder. Üvey o, üvey. Senin anneannen öldü. Sırası mı şimdi bunların Davut? Aa. Sırası sırası. Girin eve soracağım hesabını. Buyurun. Hoş bulduk teyzeciğim, öpeyim. Al, kabahatinde otur. Hadi evladım, hadi hoş geldin. Kızdırma babanı. Na kom Halis, kom. Sapık geldi yine. Niye üvey oluyormuş anneannesi efendim? Annesi de üvey efendim. Çocuk ustanın ilk karısından. Ondan böyle olmuş ya sapık. Yakın akraba evliliği. Bizim üstümüze mi taşındı Ayla bunlar? Ne taşınması anneciğim? Üstümüzde oturuyorlar zaten. Almanya'ya gitmişlerdi ya. Başladı yine sayıklamaya kadın. Buyurun efendim, buyurun. Ne konuştuk senle Cemil? Öyle zırt pırt pencereye çıkmak yok. Günde üç kere. Üç kere Sevim, biliyorum. 15 dakika. Sabah, öğle, akşam. Niye çıktın o zaman? Yok Davut Usta'nın karısı gelmiş, yok Halil pazarlama. Önemli olaylara bakıyorum Sevim, öyle değil. Yani sokakta cinayet işlerse bakmayacak mıyız artık? Bakma, iş yetiştiriyoruz burada. İyi be, hapishane gibi. Hapishane değil burası, senin evin. Tamam Sevim, ben işimi yetiştirmiyor muyum? Baskı yapma bana öyle. Bundan sonra böyle, ya bu kurallara uyarsın ya da hemen veririm mahkemeye. Yetti, canımdan bezdirdin beni. Tamam Sevim, uyuyacağım, söz. Dikişine de yardım edeceğim. Sakın kimseye söyleme bunu ama. Ah bu ne koku, bayılacağım şimdi. Ah aman Allah'ım, bu ne koku Davut. Tertibin ayakları kokutmuştur anne. Oh. Ayıp mı baba? Al. Ne biçim konuşuyorsun sen babanla? Ferret'e. Neden burada yatırdın onu Davut? Ne yapalım? Kim bakacak bize? Aa. Bu da mı yandı? Sigaranın. Uyuyup kalmışım. Olmaz ama bu. Aa baba, evi yaksaydınız bari. Sus. Konuşma sen hain. Kalk git yıkan çabuk. Git dükkana. Giderim. Türk sevgilim bekliyor zaten. Tertip de heyecanlı. Nein. Dükkan yok. Temizlenip eşyalarımızı yerleştireceğiz. Gitsin gitsin. Başımızı dinleyelim biz de biraz. Salak salak konuşup can sıkıyor. Tabii babacığım, gideyim. Siz de konuşursunuz annemle baş başa. Almanya hatıraları falan. Güzel güzel öpüşürsünüz. Al! Yıkıl karşımdan terbiyesiz. Alman mı oldun sen? Neler söylüyorsun sen öyle Halis? Vallahi biber süreceğim ağzına. Ne var bunda anne, kocan değil mi? Baba Almanya'da sokakta öpüşüyorlar böyle. Yıkıl! Almanya değil burası. Yıkıl! Davut! Tanıdım. Onlar mıydı gelenler? Oh çok şükür. 20. seferde anladı. Bunu bir ruh doktoruna göstermek lazım efendim. Siz gösterin kendinizi ruh doktoruna efendim. Hiçbir şeyi yok benim anneciğimin. Ne güzel anladı işte. Bana mı bir şey söylüyorum? Yok anneciğim. Öğrenci gelecekmiş de. Gelsin. Kiracı haber bekliyor efendim kendisinden. Söyleseniz de annenize bir karar verse artık. Kaç kere söyleyeceğim efendim. $500 vermiyor işte. Turşusunu kuracak Burak. Az para mı $500 bugün? Ayla ne diyor o öyle kaşlarını çata çata? Üf, bıktım ha. Kiracı haber bekliyormuş anneciğim, kiracı. Karar versin diyor. Hah, öğrenci geldi. Hadi efendim toparlanın siz de. Vermem ben o insanları evime kızım. Hiç boşuna beklemesinler. Hoşlanmak. Ah Rukneddin'a. Bıraktın gittin beni damat ellerine. Buyur evladım. Çalıştın inşallah.
Ders ücretlerine biraz zam yaptık biliyorsun. Biliyorum. Kalk anneciğim, çıkalım balkona. Hava alırız biraz. Hoş geldin evladım. Nasıl, güzel miydi Almanya? Bu o çocuk değil anneciğim. Sapıttı iyice, sapıttı. Kurneyet toplantı. Kimseye bir şey söylemiyorlar ama iş ciddi. Ayrılıyorlarmış. Destur müdürüm, affedersin. Yaptı mı kahvelerini? Ne var burada saklanacak Demet? Saklar saklar müdürüm, affedersin. Her şeyi sana mı anlatacak? Patron adam. Çok konuşuyor başladı Abbas Bey. Sana fikrini soran oldu mu? Hadi gir, ver kahvelerini. Gel. Gel. Efendim, kahveleriniz. Afiyet olsun. Dikkat et Abbas, köpüğü kaçmasın. Ne zaman döktün müdürüm, affedersin. Rahat bırak insanı. Sağ ol Abbas efendi. Buyur babam, afiyet olsun. Buyurun. Sağ ol. Ergun bizi dinliyor. Sağ ol Abbas efendi. Farkındayım, hissettiği bir şeyler. Dinliyor babam, affedersin. Elimde kalacak bir gün cıvık. Hadi oğlum, işine bak sen. Sizin hatırınız olmasa sıkıvereceğim gırtlağını namussuzun, affedersin. Hadi saçmalama. Verdin mi kahveleri? İçiyoruz Ergun. İçiyoruz işte. Telaşlanma. Afiyet olsun. Çık hadi, çık. Çık. Abluk altında gibiyiz vallahi. Ayıp ediyor, ayıp ediyor. Konuşun oğlum, bunun da böyle ne öğrenecek ki? Merak baba, merak. Hastalık halinde. Şimdi o yazıyor. Allah Allah. Öyle baba, öyle. Öğrenecek. Bana soruyor, bir şey öğrenemiyor. Sonra tutuyor Şükrü'ye de soruyor. O da olmuyor. Öyle de aptal aptal şeyler soruyor ki zaten canım burnumda. Patlayacağım, hatırı kırılacak. Bırak oğlum, değer mi? Babam bir konuşsun Bilge'yle. Olmazsa ben de konuşurum. Anlayalım bakalım niyeti neymiş. Geldiğinden beri hiç uğramadı kerata. Babaannesi de kırgın biraz. Bizimle konuşmuyor ki baba, kaçıyor. Ben açılacak oluyorum. Nazan aman aman üstüne gitme diyor. Ne yapsın oğlum, o da ana. İtaatsızlık çıkmasından korkuyor. Evet oğlum. Büsbütün uzaklaştırmayın kızı. Tatlı tatlı. Bulunur her şeyin bir çaresi. Sabırlı olsun değil mi baba? Ah, ben o damat olacak herife ne diyeyim? Bir elime geçirsem onu. Delleme oğlum. Cıvık. Şu içeridekilerin hatırı olmasa vallahi kırarım bacaklarını bunun. Adam çılgın. Söylüyoruz ama dinlemiyor ki. Tövbeler olsun. Ergun Bey, yapmayın şunu. Şimdi biri çıkacak içeriden. Ne yapıyorum kızım? Kapı dinliyorsunuz. Daha ne olacak? Selam çocuklar. Hoş geldiniz. Nasıl işlerimiz bakalım? Bildiğiniz gibi efendim. Buyurun. Geç kaldınız bugün biraz. Nimet'i tenise bıraktım da Ergun'cum. Kim var içeride? Hepsi burada efendim. Hüsnü Bey, Şevket Bey, Şükrü Bey. Oo, maşallah maşallah. Buyurun efendim. Gel. Raşit Bey geldi efendim. Buyurun. Ha, bir meraklı daha geldi. Aman efendim, ne güzel sizi burada görmek. Hoş geldiniz Raşit Bey. Biz de sizin şimdi kulaklarınızı çınlatıyorduk. Merhaba Şevketciğim, hayırdır merhaba inşallah. Hayır hayır. Buyurun. Kapa şu kapıyı Ergun. Merhaba Şükrücüğüm. Merhaba. Raşit Bey şöyle buyurun. Aman azizim, biz yabancı mıyız? Oturun Allah aşkına. Nasılsın Şükrücüğüm? İyiyim, teşekkür ederim. Oh, iyi olalım da. Evet, en önemlisi o. Nimet yine bir şeyler yumurtladı ama. Ne yumurtladı Raşit Bey? Önemli değil canım. Ben inanmadım. Hacer Hanım'ın uydurması herhalde. Hacer Hanım'a ne söylemiş? Hiç canım, ne söyleyecek? Bilge konusu. Nazan Hanım'ı ağlamış da üzüldük. Böyle şeyleri Hacer Hanımlardan mı öğreniyorsunuz Raşit Bey? Hı? Çok ayıp, çok. Dedikodu değil Şükrücüğüm. Bu kadar sinirleneceğini bilseydim vallahi söylemezdim. Ayıp ayıp. Başka meseleniz kalmadı değil mi? Nereye oğlum, nereye? Gel buraya gel. Bırak abi, bırak bırak. Zaten cillerim tepemde, şimdi bir olay çıkarım ha. Bırakın beni. Abi dur diyorum sana. Şimdi ben ne söyledim ya Şükrücüğüm? Lütfen, biz akrabayız. Tamam tamam efendim. Rahatınıza bakın siz. Bana fenalık geldi akrabalığınızdan. Ah! Şey efendim, kahve istemeyi soracaktım da bir şey. Bak şuna Şevket. Tamam, çekin şu ayağımın altından. Allah aşkına, ben ne dedim şimdi? Niye böyle yapıyor bu Şükrü canım?
Ona bugünlerde böyle şeyler söylememek lazım Raşit Bey. Alınıyor. Bu konuda çok hassas. Tabii efendim. Kolay mı kız babası olmak? İçi yanıyor. Vah vah vah. Ergun çık dışarı. Çikolata harika. Afiyet olsun. Alman çikolatası bu Dilek. Daha bunlar bir şey değil. İkinize de sürpriz hediyelerim var. Söyle şunu Tertip. Halt söylenmez. Sürpriz diyorum sana. Kızdırma sana çocuğu Tertip. Özlemişim seni vallahi. Tatlı. Ben çok değiştim Dilek. Belli oluyor. Kızları hiç anlatmıyorsun. Hikaye çok. Günde 2-3 kız. Seni çapkın. Nasıl Alman kızları, güzel mi? Fena değil. Sarışın, beyaz tenli, pembe pembe. Çoğu sana benziyor. Çok teşekkür ederim efendim. Sen de güzelsin Dilek. Bak. O ne Tertip? Canavar mı? Dövme mi yaptırdın çapkın? Çıkartma. Dövme yaptıracaktım ama annem izin vermedi. Yakışmış. Teşekkür ederim. Saçları da şöyle makineyle kestireceğim iki yandan. Sakın ha, hiç yakışmaz. Şimdi Almanya'da moda Dilek. Buyurun hanımefendi. Buyurun. İçeride de çeşitlerim var. Nasılım Tertip? Hiç yüz vermiyorum, farkında mısın? Almanya'da erkekler böyle. Haşim. Öleceğim meraktan be Tertip. Söyle şunu Allah aşkına, ne getirdin? Dilek duymasın. Geceleri sıcacık geçecek artık Tertip. Kız getirdim. Böyle pamuk gibi. Kız mı Tertip? Aa, o nasıl şey? Yavaş konuş. Halt. Canlı canlı. Hey kanaryam hey. Sarı kanaryam. Çim pam pam, çim pam pam. Öt, biber sürerim ağzına. En büyük fener. Bak ne yazıyor Ali Sami Alkış abim. Babacığım, Halil Pazarlama buyurun. Tamam, buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Halil Pazarlama buyurun. Hayrola babacığım? Hayırdır hayır. Kestiriyor muydun delikli aslanım? Ne kestirmesi Hüseyin? Kapı bekliyoruz. Nasılsın Sultan Hanım? Nasıl olalım? Biliyorsun sıkıntımızı. Düzelecek inşallah, düzelecek. Ah. Sıkmayın canınızı. Gülsüm nerede? Muayenehanede babacığım, çocuklarla. Çağırayım mı? Yok. Dur biz girelim. Konuşacaklarımız önemli. Burada olmaz. Devam et sen evladım. Yavaş konuşun biraz canım. Öğrenci var içeride. Özür dileriz beyefendi, hürmetler. Saygısızlar. Bak rahatsız ettiniz beyefendiyi. Bir daha olmasın. Ne yaptınız belediye işini? Biz de onu konuşmaya geldik beyefendi. Uğraşıyoruz. Daha bir şey yok. Saygılar efendim. Olacak, olacak. İyi günler. İyi günler. Aman halledin bir an önce, şakası yok. Vallahi atıverirler içeriye. Ruhsatsız, altyapısız bina. Duydun mu? Hep bu iblisin başının altından çıktı beyefendi. Deme böyle be enişte. Sus, kırarım boynuzunu. Ne yapıyorsun Halil Bey? Aile arasında konuşmaya geldik şuraya. Müsaadenizle beyefendi. Gürültü yok ona göre. Yok efendim, kendi aramızda. Sessiz sakin. Buyurun. Buyurun analık analık. Aa, siz mi öğretiyorsunuz buna bu lafları ayol? Yok canım, ne öğretmesi? Salak salak konuşuyor işte. Şişt, biber sürerim ağzına ha. Hay benim kadar taş düşsün başınıza analık analık diye. Gül, babanlar geldi Gül. Ayakkabılarınızı çıkar da. Hoş geldiniz. Hayrola? Ne bakıyorsun yüzümüze öyle kız? Düşman mıyız? Konuşmaya geldik. Aç şu kapıyı. Burada mı? Ne olur. Doktor hanım gelene kadar konuşuruz şurada ferah ferah. 5 dakikacık Gül. Dağıtmayın bir şey ama gelir şimdi Türkan Hanım neredeyse. Ne dağıtacağız bacım? Yemeyiz muayenehanesini, korkma. Bizi istemiyor karşısında canım, bizi. Gelir gelmez başlamayalım Sultan Hanım. Sen de başlama kız. Sultanım otur. Görüşmeye geldik şuraya tatlı tatlı aile meclisinde. Ha, ne güzel söyledin babacığım, tatlı tatlı. Ha tatlı. Hamize bak, deden şeker getirdi sana. Bak hadi ha, Hanife'ye de ver. Şeker. Enişte sen de nereden buluyorsun bunları yani? Çek elini iblis. Eğlenceye mi geldik buraya? Vaktimiz yok.
Evet Halil Bey. Ne konuşacaksak konuşalım da başla bir an evvel. Ondan sonra gidelim. Böyle diken üstünde. İğnelemeyi bırak şimdi Sultan Hanım. Burası bir iş yeri. Evime gelseniz başım üstünde. Evinde de gördük aman. Aa ne gördünüz canım evimde? Aa uzatmayın canım. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde. Yaşa Hüseyin. Birlik beraberlik gibisi var mı? Ne demiş bir paşamız? Uzatma sen de iblis otur. Ne demişse demiş. Şu zor günlerde ailemizin yumruk gibi kenetlenmesi lazım. Evelallah babacığım taş kesilir. Buyur emret sen. Gözlerimi yaşarttın vallahi. Öyle aslanım. Ailemizin direği o. He direği. İskele babası olduk. Estağfurullah Halil Bey o nasıl söz? Deme öyle enişte. Öyle öyle. Bir daha hapse girersen. Allah göstermesin. Üzme bizi baba. Üzülün. Yardım edin o zaman. Çaresiz kaldım. Edelim babacığım. Ne güne duruyoruz. Elimizden ne gelirse. Para verin para. Para mı? Ah babacığım. Ah ya. Paraya gelince tıs. Sat triportörü. Aile dayanışmasıysa böyle olur. Hadi evladım güle güle. Allah zihin açıklığı versin. Selam söyle babana. Pekala. Babacığım para para. Baykuş. Dur ben açayım. Bu öğrendiklerini evdekilere de çal evladım. İftihar etsinler. Merhaba Sabri Bey. Oo efendim merhaba. Buyurun şeref verdiniz. Nasılsınız? Nasıl olalım efendim? Yorgunluk. Kayınvalidemle sevgili eşim de bir yandan. Siz de yorgun görünüyorsunuz. Öyle. Çok erken kalkıyorum. Öğlene kadar hastanede poliklinik. Zor efendim işiniz zor. Allah kolaylık versin. Cafer yok mu? Bir şeyler aldıracaktım karnım aç da. İçerideler efendim sizde. Aile toplantısı var. Muayenehanede mi? Ne ilgisi var? Söyledim efendim münasebetsizlik işte. Halil efendinin hapse girme durumu var da apar topar toplandılar. Hapis mi? Evet efendim maalesef. Belediye ile başları dertte. Hmm, Gülsüm söylemişti. Doktor geldi kızım kızım. Sus yaramaz Türkan teyzeyim ben. Utanmaz ahlaksız. Hanımefendi rahatsız ediyorsa kulağından tuttuğum gibi. Bırakın Sabri Bey hayvanı takılıyorum. Aa, bunlar ne böyle Sabri Bey? Cami kapısı gibi. Köylü efendim köylü. Öğretemedik maalesef. Türkan anamın çabuk. Neler oluyor Gül? Hürmetler hanımefendi. Merhaba efendim. Nasılsınız doktor hanım? İyiyiz efendim, sizi sormalı. Ah, sormayın, kan ağlıyoruz. Doktor geldi, kızıl, kızıl. Kızıl, gökgözlü kadın. Yanlış mı söylüyor hayvan, kızıl? Hiçbir şeyinize dokunmadık hanımefendi. Şöyle ayaküstü çocuklarla konuştuk biraz. Aile meselesi, aile. Beyefendi, sizinle de müsait bir zamanda görüşebilsek. Görüşelim. Yüksek ve değerli fikirlerinizden yararlanmak isteriz. Olur, buyur, buyur. Buyur babacığım. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Toplantı yapılacak yer mi burası Gül? Bir hasta gelse. Valla pat diye geldiler Türkan abla, hiçbir şey diyemedim. Düşüncesizlik efendim. İyi günler. İyi günler efendim. Bakıyorum pek sıkı fıkısınız efendim. Ne oluyor? Kiminle efendim? O kızılla. Ne diyorsunuz efendim? Aman duyacak. Duysun efendim, duysun. Şşt, yandan çaktı. Atmadılar mı seni hapse hala? Ağzını hayra aç be pis sarhoş. Tamam, teneffüse çıkmış baykuş. Çom ağızlı. Niye toplandınız böyle? Aramızda beyefendi, aramızda. Hadi, göreyim sizi. Bir düzlüğe çıkalım, dileğmeden ne dilerseniz. İnşallah babacığım, dikeceğiz bayrağımızı. İnşallah. Bak, evi bitirelim, bir dairesi sizin. Gönlü zengin enişten benim, verir verir. Allah razı olsun babacığım. Çatı bizim ama Halil Bey. Bizim sultanım. Hı. Ha, şunun ağzını bir yokla bakalım. Yüksek faiz dersek, kayınvalidesinin bankadaki parasından borç verir belki. Konuşurum babacığım, üzme sen kendini. Hadi güle güle. Don Carlione gibisin vallahi yandan çaktı. Godfather.
Adaletin pençesinden kaçamazsın ama. Heveslenme. Hadi hadi yürüyün hadi. Cevap verin efendim sorularıma. Ayla Hanım, görüyorsunuz ki hesap yapıyorum. Beni böyle saçma sapan sorularla rahatsız etmeyin lütfen. Tüh! Yazıklar olsun. Saçma sapan ha? Bırakın o hesabı. Soruyorum size. Ne var aranızda o kızılla? Ne olabilir efendim? Çıldırtmayın insanı. Çok değerli bir komşumuz. Hal hatırda mı sormayacağız artık? Hayır efendim, sormayacaksınız. Ya öyle köşelere çekilip fısır fısır muhabbetler. Vallahi şimdi gidip saçını başını yollayacağım onun. Ayla Hanım! Çıldırdınız mı siz? Ayla, senin üstüne gül mü kokluyor yoksa bu? Kokluyor anneciğim, kokluyor. Şu karşıki kızılla hem de. Koynumuzda yılan besliyormuşuz. Ne münasebet efendim, yok öyle bir şey vallahi. Sus sus, boyu devrilesince apartman çapkını. Ah Rukneddin'im ah. Evine bağlı, çocuklarına sadık. Ah babacığım ah. Bir de şu damadını gör. Kemikleri sızlıyordur adamcağızın şimdi. Rukneddin Bey, vallahi günahımı alıyorlar. Ah hayatta olsaydınız da çektiklerimi görseydiniz şu iki cadının elinden. Hüsnü, söyledin mi Şevketlere müteahhidin aradığını? Fırsat olmadı ki, söyleyecektim ama. Hangi biriyle uğraşacak oğlan da? Haber yok Şükrü'den hala bak. Alırız biraz sonra. Ağabeyi yanında. Telaşlanma. Aman canım, ne var bunda karalar bağlayacak? Ayrılıyorsa kız ayrılıyor. İlk bizim başımıza gelmiyor ya bu. Öyle de Şükrü damadına kızıyor. Haklı da çocuk. İnsan bir arar eşek sıpası. Anlatır, şöyle oldu böyle oldu. Buldun. Hiç kanım ısınmadı zaten o herife. Donuk. Söyledim. Dedim ama biraz vakit geçsin oğlum, hemen evlendirmeyelim şunları. Yok, biz karışmayız anne. Yazık. Bilge de bütün gün evde oturuyormuş, kitap okuyormuş. Konuşturmak lazım ayol, olur mu öyle? Bana da gelmiyor. Gelse ben konuştururum. Nazan bırakmıştır kendi haline. Demokrat anne. Ne yapsın hanım? Üstüne de gidilmez ki o yaşta kızın. Öyle bir gidilir ki. Bırakılır mı kendi haline? Son günlerde 82 anayasasıyla bozmuş Nazan Hanım. Antidemokratik maddelerin kaldırılması için mücadele veriyormuş. Aferin. Ben de çalışıyorum. Konuşayım şununla. Benim bir tanecik kızım var abi. Bir tanecik, yakarım. Yakarım. Tamam oğlum, haklısın. Kaç kere söyleyeceksin bunu sen de? Hadi yürü. Yakarım ben, yakarım. Yakarım onu. Senin de başını şişirdim abi. Çok çok. Özür dilerim. Ama içim yanıyor abi, içim yanıyor benim. Oğlum yavaş konuşsana. Olur böyle şeyler. İnsanız. Hepimizin başından geçer böyle şeyler. Hadi yürü hadi. İyi akşamlar efendim. Abi yengemden de özür dilerim. Benim yüzümden sen eve geç kalıyorsun. Söylerim. Bana o soruyu soramaz. O tahta kurulu, tahta kapalı, tahta kurulu. Soramaz. Soramaz tabii. Yakarım onu, yakarım, yakarım. Şükrü oğlum, konuştuk ya bunları. Kes artık, evimize gidelim, geç oldu. Gidelim abi, buyur, geç. Ha, o melek yengenden de özür dilerim. Ben asıl o damadım olacak adama ne diyeyim ha? Lan onun ağzını böyle dağıttın mı onu? Lan! Konuşuruz, yarın ben ararım onu, hadi yürü. Arama abi, arama. Bir değmez, değmez ona. O benim kızımın tırnağı olamaz, tırnağı. Ha? Ne sanıyor o kendini, onun suratına mı? Şükrü! Şükrü yürü, yoksa ben dağıtacağım senin suratına. Yürü, yürü hadi. Yürü hadi dedim. Dağıtamcım, sen benim bir tanecik abim. Tamam, istemiyorum, öpme beni ya. Abi, öpme diyorum sana, bana bir tane koyacağım şimdi. Yürü, hadi. O gece üçümüz de babamı yataklarımızda bekledik. Kapı çalınca numaradan derin bir uykuya daldık. O doğru ablamın odasına gidip kapıyı usulca araladı.
Bilmiyorum sonra anneme neler anlattı. Geçecek. Atlatacağız bu bunalımı da.